Çağımızın en büyük İslam bilim tarihçisi olarak gösterilen Profesör Doktor Fuat Sezgin, 24 Ekim 1924'te Bitlis'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum'da tamamladıktan sonra mühendis olma hayaliyle İstanbul'a geldi. ...1943 yılıydı ve İkinci Dünya Savaşı bütün şiddetiyle sürüyordu. Bir tanıdığının vasıtasıyla Şarkiyat Enstitüsü'nde ders veren ünlü Alman oryantalist Profesör Doktor Helmut Ritter'le tanıştı. Bu tanışma henüz 19 yaşında olan Fuat Sezgin'in hayatını tamamen değiştirecekti. Bu hakikaten geçmiş ve hali hazırdaki bütün Arabistlerin en büyüğüydü. Gittim adam, bir seminerini dinledim. Dehşete düştüm, aşık oldum adamcağızın seminerine. Karar verdim şarkıyat tahsili yapmaya onun yanında. Profesör Ritter'in kendisine bilimlerin temelinin İslam bilimlerine dayandığını söylemesi üzerine mühendislik hayalinden vazgeçip şarkiyatçı olmaya karar verdi. Profesör Ritter öğrencisine İslam bilimleri araştırması yapabilmesi için mutlaka Arapça öğrenmesinin gerektiğini söylemişti. ...27 Mayıs 1960'da ordu içindeki bir juntanın yaptığı askeri darbe Türkiye'deki bütün demokratik kurumları alaşağı etmişti. Juntacıların kurduğu Milli Birlik Komitesi eğitim kurumlarını da hedef almış, ülkenin en seçkin bilim insanlarının aralarında bulunduğu 147 öğretim üyesini üniversitelerden ihraç etmişti. Çocuklar bağırıyorlar, yazıyor. 142 profesörün üniversiteden atıldığını yazıyor. Ben de gazeteyi aldım, baktım. Benim de vardı Profesör Fuat Sezgin diye. Ben 1961 yılının başında bir valizle, o valizde de bir iki çamaşırım vardı, bir de kitaplarımın fişleri vardı, yazma en yakın zamanda muhtaç olacağım fişler vardı. Onlarla Türkiye'yi terk, memleketimi terk ettim. 1960 Ekim'indeki 147'likler hadisesinde üniversiteden atılan Fuat Sezgin, demokrasinin kesintiye uğratıldığı devrin Türkiye'sinde işsiz kalınca çareyi yurt dışına göç etmekte bulacaktı. Frankfurt Goethe Üniversitesi'nin daveti üzerine Almanya'ya yerleşme kararı aldı. İkinci bir doçentlik çalışması yaptıktan sonra Almanya'da misafir doçent olarak görev yapan Fuat Sezgin'e Frankfurt Goethe Üniversitesi Senatosu 1965'te Bilimler Tarihi Profesörü unvanı verdi. Arap İslam Bilimler Tarihi, GAS adlı başyapıtının ilk cildini 1967 yılında yayınladığında deyim yerinde ise bilim dünyasında yer yerinden oynamıştı. Frankfurt'ta İslam bilimleri tarihi yazmaya çalışan uluslararası bir komite bu eserin yayınlanması üzerine faaliyetlerine son verdi. وَعَلَى هَذَا فَاِنِّي اَعُدُّ هَذَا الْيَوْمِ مِنْ اَسْعَدِ الْاَيَّامِ فِي تَارِخِ حَيَاتِ الْعَلْمِيَةِ Sezgin 1967-2000 yılları arasında binlerce sayfalık Arap İslam Bilimleri Tarihi adlı eserini 17 cilde tamamladı. Bu eseri sebebiyle Arap dünyasının Nobel'i olarak kabul edilen Kral Faysal ödülüne layık görüldü. ...10 Şubat 1981'de ise 14 Arap ülkesinin ve Arap İslam dünyasından çeşitli kurumların desteğiyle Frankfurt'ta Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü adlı bir vakıf açtı. Bu vakfın ardından Frankfurt Goethe Üniversitesi'nde aynı isimle bir de enstitü kurdu. 80'li yaşlarının başına kadar Frankfurt Üniversitesi'nde hocalık yapmaya devam eden Profesör Sezgin, 24 Mayıs 2008'de
açılışını dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni kurarak çalışmalarını vatan topraklarına taşıdı. İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'nin faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2010'da Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde kurulan Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ise 2013 yılında faaliyetlerine başladı. Profesör Doktor Fuat Sezgin, fikir ve eserleriyle bilimler tarihindeki iki büyük ezberi bozmuştu. Ünlü İslam alimi Buhari'nin bir araya getirdiği hadislerin, sözlü kaynakların yanı sıra yazılı kaynaklara dayandığını da ortaya çıkarmasıyla İslam tarihine eşsiz bir hizmette bulunmuştu. Bununla birlikte Müslümanların bilim üretmedikleri ve üretemeyecekleri iddialarını tarihi kayıt ve yazmalarla, belgelerle, bilimsel verilerle boşa çıkardı. 40 yılını Frankfurt Üniversitesi'nde geçiren Sezgin, bütün bu yoğunluğun içerisinde aile kurma saadetine de erişti. 1960'lı yıllarda Almanya'da kendisi gibi şarkiyatçı olan Ursula Hanım'la evlendi. 1970 yılındaysa baba oldu ve yeni doğan kızına da ömrünü vakfettiği İslam bilimleri tarihinin ruhuna uygun olarak Hilal ismini verdi. Profesör Doktor Fuat Sezgin, 30 Haziran 2018'de 94 yaşında aramızdan ayrıldı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de 2019 yılı Fuat Sezgin yılı olarak ilan edildi. Zamanı zayi etmeden yaşayan, günde 17-18 saat çalışarak binlerce yazma eseri hatmeden Fuat Sezgin, adeta bir İbnül Vakt, yani zamanın oğluydu. Merhum hocamızı yakından da tanıdınız. Biraz bu yakından tanıdığınız yönleriyle anlatabilir miyiz Kırgızistanlı dostlarımıza? Tabii Sayın Fuat Sezgin, aslında benim Fuat Sezgin'le nasıl tanıştığımı isterseniz önce anlatayım. Lütfen. Herhalde 2012-2013 yıllarıydı yanlış hatırlamıyorsam. O zaman Fuat Sezgin, İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı'nın başkanı olan Ethem Sancak Bey beni aradı. Ben yurt dışındayım eğitim vesilesiyle. Dedi ki, Bilal'cim dedi, biz İstanbul'da dedi bir vakıf kurduk, bir müze açtık. 2008 yılında İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni açtık. Bu vakıf işte ismini Fuat Sezgin Hoca'dan alıyor. Fuat Sezgin Hoca işte 20 küsur dil bilen, 17 ciltlik eseri olan şöyle büyük alim, böyle büyük alim. Ben de o zaman hissiyatımı hatırlıyorum çok net bir şekilde. Yani içimden dedim ki, böyle bir insan olsa herhalde biliriz dedim. Yani ben bu ismi ne duyduğum, ne gördüğüm, ne haberim var. Ama ondan sonra çok ısrar etti. İşte İstanbul'a ilk döndüğümde bu konuyla ilgili biraz daha bilgi aldım vesaire. Sonunda bir şekilde ben de o zaman vakfın genel kurul üyesi olarak başladım. Ondan sonra vakıftaki ilk toplantıya katıldığımda da Fuat Hoca'yı gördüm. Eşi Ursula Hanım'la beraber Türkiye'ye gelir giderdi bulunduğu Frankfurt'tan. Vakfımızın etkinlikleri sebebiyle bir yine genel kurul toplantısı vesilesiyle İstanbul'daydı ve ben de ilk defa vakfın toplantısına katılmıştım. İlk defa da hocamızla tanışma fırsatı bulmuştum. Vakfın gündemleri o zaman şöyleydi. Hala da aslında temel gündemlerimiz aynı. Bir tanesi İstanbul'da bir bilim tarihi enstitüsünün kurulması. Bir tanesi müzenin daha iyi yönetilmesine destek olmak, daha iyi tanınmasına destek olmak, daha iyi efendim bakılmasına destek olmak. Bir tanesi hocanın 17 ciltlik Almanca olarak yazdığı büyük eserinin Türkçe'ye tercüme edilmesi meselesi. Ve bu meselelerde ciddi engellerle karşılaşılmış, mesafe alınamamaktan şikayet ediliyor ve o zamanki toplantıda Fuat Sezgin Hoca o zaman bu vakfı kapatalım diyordu.
Yani madem bu işleri yapamıyoruz, o zaman bu vakfı kapatalım, bu işi bırakalım diyordu. Ben de toplantı, tabii en genç benim toplantıda, en uzak mesafede oturuyorum. Söz istedim. Hocam dedim, şimdi benim anlayabildiğim kadarıyla biz bu meseleler çözülmeyecek meseleler olarak görmemeliyiz. Eğer izin verirseniz bir şans daha tanıyalım kendimize. Bu meselelerle ilgili yeniden ben de elimden gelen desteği sağlamaya çalışayım. Gerekli yerlerle tekrar konuşalım. Biraz daha gayret edelim. Yine olmazsa o zaman dedim, hani kapatmak gerekiyorsa kapatalım veya bu işi yapmamak gerekiyorsa yapmayalım. Ve hamdolsun o gün bugündür vakfımızın bu temel faaliyet alanlarını güçlendirmeye çalıştık. Enstitümüzü başarıyla kurduk Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde. Ve enstitümüz ilk lisans öğrencilerini verdi, ilk lisans mezunlarını verdi, ilk yüksek lisans derecelerini verdi ve şu anda ilk doktora öğrencileri de şu anda programa başlamış durumdalar. Dolayısıyla hocamız hayattayken enstitü öğrencilerini gördü, enstitü öğrencilerinin derslerine katıldı, enstitü öğrencileriyle kütüphanede kafa kafaya verip çalışmalar yaptı. Yeni gelen kitapların tasnifinde enstitü öğrencilerine kendisi, bakın çocuklar şöyle bakacaksınız, böyle bakacaksınız diye kendisi onlara rehberlik etti ve gerçekten herhalde hayatının en mutlu anları İslam bilim tarihini çalışan, hocanın eserlerini okuyan öğrencileri, gençleri görmekle geçmiştir İstanbul'da. Bunun dışında eserin tercümesiyle ilgili tabii çok zorlandık. Neden zorlandık? Sayın hocamız çok titiz bir insandı. Herkesten kendi detaycılığını, kendi mükemmeliyetçiliğini, kendi gayretini, detaycılığını görmek isterdi. Göremediği zaman eleştirirdi, bıkardı, yılardı, işte beğenmezdi, bunu olmaz değiştirin falan derdi. Yani biz de tabii elimizden geldiğince onun istediği şekilde çalışmalar çıksın diye gayret ediyoruz. Ama tercüme konusunda çeşitli tercümanlar, çeşitli ekiplerle çalışmaya başladık ve hiçbirinde muvaffak olamadık hocamız nezdinde. En sonunda İstanbul Üniversitesi, biliyorsunuz aslında hocamızın gönderildiği üniversite, Türkiye'den gitmesine de sebep olan 1960 darbesinden sonra yaşanan 147'likler hadisesi var. İstanbul evet. Üniversitesi'nden 147, ya o zamanki üniversitelerden 147 akademisyen çıkarıldılar. Bunlar tabii çok ciddi ilim insanlarının aslında o zaman kaybedilmesi demekti. Hocamız da bunlardan bir tanesiydi. Çünkü hocamızın kardeşi o zaman hapishanedeydi Kayseri'de. Demokrat Parti senatörlerinden bir tanesiydi. Bu sebeple hocamız da çıkarılmıştı. Hocamız da çareyi Almanya'ya gitmek ve orada bilim tarihi çalışmalarını sürdürmekte buldu. Ancak İstanbul Üniversitesi bu sefer ne yaptı? Hocamıza sahip çıktı. Hem ona bir fahri doktora verdi. Şu andaki rektörü Sayın Mahmut Ak hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Hem Fuat Hoca'yı tanıyan, saygıyla tanıyan, seven bir insandır. Hem de hocamızın İstanbul Üniversitesi nezdinde yeniden bir iade itibar yaşamasında çok büyük emeği vardır. Hocamıza fahri doktora vermenin ötesinde İstanbul Üniversitesi tabii Alman dili edebiyatında da çok güçlü bir tarihi olan, geleneği olan bir üniversitedir. Hocamızın eserinin tercümesine de onlar sahip çıktılar. Çok hızlı bir sürede 17 ciltlik çok ciddi bir eserden bahsediyoruz. Yani kitapları yan yana koyduğunuzda 1 metre gibi bir yer tutuyor. Bu kitapların hepsini bu sene inşallah yayına hazır hale getiriyor İstanbul Üniversitesi'ndeki tercüme ekibi vakfımızla birlikte. Dolayısıyla tercüme işinde hocamızın bu işin olduğunu görmesi nasip oldu 30 Haziran 2018'deki vefatından önce. Biz de 2019 yılı çalışmaları kapsamında inşallah bu eseri Türkçe olarak yayınlamayı başaracağız tümüyle. Enstitümüz kuruldu demiştik. Enstitümüzdeki öğrencilere vakfımız burs desteği sağlıyor İstanbul'da. Ve gerçekten enstitümüz çok ciddi bir rağbet gördü. Hem Fuat Sezgin'in daha çok tanınmasıyla birlikte, hem İslam bilim tarihi araştırmalarının medeniyetimiz ve geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunun anlaşılması sayesinde. Öbür taraftan da kütüphane meselesi vardı. Aslında ben vakfa girdiğim zaman kütüphane bu kadar gündemde değildi. Çünkü değerli hocamızın Frankfurt'taki kendine ait olan kitapları İstanbul'a getirip getirmeyeceğinden emin değildik. Zaman zaman satır aralarında sorardık, hocamız kararsızlığını gösterirdi bize. Yani İstanbul'da yeterli desteği görebildiğim zaman buna karar vermeliyim derdi. Ama gerçekten vefatından bir süre önce bu kararı verdi. Kültür Bakanlığı ile bir
protokole imza attı bizzat kendisi ve Frankfurt'taki kitaplarını İstanbul'daki bir kütüphaneye getirmeye karar verdi. Kültür Bakanlığımız da müzenin hemen yanındaki binayı bir kütüphane olarak restore etti. Çok hakikaten birçok dünyada kütüphane görmüş bir insanım, üniversite görmüş bir insanım. Dünya çapında estetiği olan, zarafeti olan çok güzel bir mimariye sahip bir kütüphane oldu. Ama tabii ki önemli olan içindeki kitaplar. Hocamız kitaplarının yaklaşık üçte birini getirmeye muvaffak oldu. Ama ondan sonra Alman devleti maalesef bu kitapların hocamıza önce ait olmadığını iddia ederek gönderilmesine engel oldu. Ardından da hocamıza ait olsa da bunlar acaba Alman kültürel mirasında mıdır diyerek bir engellemeye girişti. Hocamızın oradaki vakfına kayyum atadılar ve hocamızın iradesine maalesef engel olmuş oldular. Şu anda eşi Ursula Hanım da, kızı Hilal Hanım da bundan çok muzdaripler. Fuat Sezgin kimdir? 1924 yılında Bitlis'te doğan Fuat Sezgin, din alimi olan bir babanın çocuğudur. İlk tahsilini Erzurum'da yaptıktan sonra mühendislik eğitimi almak amacıyla İstanbul'a gider. Bu sırada bir Alman şarkıyatçısı Helmut Ritter'in semirine katılır ve sonra şarkıyat okumaya karar verir. Bu arada şarkıyat kelimesi Doğu'nun bilim ve kültür dünyasının Batılılar tarafından araştırılmasına verilen bir isimdir. İşte Fuat Sezgin bu amaçla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine kaydolur. Fakülteyi bitirdikten sonra Helmut Ritter'in danışmanlığında doktora yapmaya başlar. 1950 yılında Ebu Ubeyde Mamer bin el-Müsenna'nın Mecazul Kur'an adlı konulu doktora tezini tamamlamıştır. 1950-1953 yılları arası Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde asistan olarak çalıştı. 1953 yılında İstanbul Üniversitesi'nde asistan olarak göreve başladı. 56 yılında Buhari'nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar isimli çalışmasıyla doçent oldu. 1957-1958 yıllarında Almanya'da çalıştı. 1960 yılında İstanbul Üniversitesi'nden ayrılmak zorunda kalır ve ardından Almanya'ya gider ve orada çalışmaya başlar. 1965'te Frankfurt Üniversitesi'nde Cabir bin Hayyan konulu ikinci bir doçentlik çalışması yaptı. 1967 yılında profesör oldu. 1982'de Frankfurt Üniversitesi'nde Arap İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü'nü kurdu. İlmi çalışmaları boyunca yerli ve yabancı pek çok ödüle layık görülen Profesör Doktor Fuat Sezgin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün de sahibidir. Helmut Ritter'in talebesi Fuat Sezgin. Fuat Sezgin'in ilmi hayatında hocası Helmut Ritter'in ayrı bir yeri vardır. 1892-1971 yılları arasında yaşamış olan Ritter, Osmanlı devrinde de Türkiye'ye gelmiş ve kendisini iyi yetiştirmiş bir şarkıyatçıdır. 1943-1951 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde hocalık yapmıştır. Fuat Sezgin, Helmut Ritter ile burada tanışır ve kendisinden oldukça etkilenir. Alman şarkıyatçısı Ritter'in onu etkileyen iddiası şuydu: bilimlerin temeli İslam bilimleridir. Fuat Sezgin, Ritter'in bu cümlesinde uzun zamandır zihnini meşgul eden, kendi kültürünün gizli kalmış varoluşsal bir yönünü keşfeder. Sanki o anda ömrünü bu büyük hakikati araştırmak üzere adamaya karar vermiştir. Bu amaçla bilim tarihi diye ifade edilen alana yönelir. Bu sözün sahibi büyük alim Helmut Ritter'e öğrenci olur. Sezgin daha sonraları İslam bilimler tarihine yönelme amacını şu cümlelerle ifade edecektir: Müslümanların Batılılar karşısındaki aşağılık duygusundan kurtulması, aynı zamanda Batılıların da Müslümanların bilime katkılarını görerek kendilerini üstün görme duygusundan uzaklaşması. Tabii İslam bilimler tarihi alanında çalışabilmek için pek çok dil bilmek gerektiğinin farkında olan hocası, ona önce Arapça öğrenmesini tavsiye eder. Fuat Sezgin, 6 ay gibi kısa bir zamanda Arapçayı çok güzel bir şekilde öğrenir. Bundan sonra hocası ona her yıl bir dil öğrenmesini tavsiye eder. Bu şekilde Fuat Sezgin 27 dil öğrenir. Bu şekilde Fuat Sezgin
27 dil öğrenir. Hatta dünya coğrafya tarihini yazabilmek için 53 yaşından sonra Rusça, 60 yaşından sonra da Portekizce öğrenmiştir. Kendisinin ifadesiyle hocası Ritter ise 33 dil bilen birisiydi. Usta-çırak ilişkisi. Çalışkanlığı ile kendisini hocasına ispat eden Fuat Sezgin, hocası ile birlikte İstanbul Üniversitesi'ndeki yazma eserleri incelemeye başlar. Talebesindeki istek ve çalışkanlığı gören hocası ona bir vizyon çizer. Ondan Burak Elman'ın kısaca Gal olarak bilinen eserinde eksik bıraktığı noktaları tamamlamasını ister. Üniversiteyi bitirip doktorasını yapar yapmaz Burak Elman'ın kitabının noksanlarını gidermeyi hedefler ve zamanı geldiğinde konu üzerinde çalışmaya başlar. Ancak çalışması Burak Elman'ın eseri üzerine bir ilave olmaktan çıkmış ve onu çok aşan yepyeni bir İslam bilimler tarihi kitabı haline gelmiştir. Nitekim eserinin birinci cildini incelemesi için hocası Ritter'e gönderdiğinde 2,5 ay geçtiği halde hocası kendisine dönmemiştir. Sezgin bunun sebebini sorduğunda hocası şöyle demiştir. Neden acele ediyorsunuz? Bu kitabı okumak kolay değil. Eseri inceledikten sonra da Fuat Sezgin'in gelecekte bilim tarihinde nasıl büyük bir yere sahip olacağını şu muhteşem değerlendirmesiyle tespit etmiştir. Hiç kimse böyle bir kitap yazamadı, bunu sizden başka hiç kimse de yazamaz. İşte Fuat Sezgin bu sözlerle hocasının takdirini kazanmış ve dünya bilim tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başarmıştır. Fuat Sezgin'in çalışma disiplini. Ritter'in gözetiminde kendisini yetiştirmeye başladığı günlerde hocası ona günde ne kadar çalıştığını sorunca 13-14 saat kadar çalıştığını söyler. Bunun üzerine hocası ona, bu tempoyla alim olamazsınız. Eğer alim olmak istiyorsanız buna birkaç saat daha ilave etmelisiniz. Benim hocam Burak Elman günde 24 saat çalışırdı der. Bu söz Fuat Sezgin'e çok etki eder ve 70 yaşına kadar günde 17 saat çalışma temposunu hiç bırakmaz. Hatta bu yoğun çalışma temposu içinde işine sabah erken gelip akşam geç dönmesi sebebiyle içinde yaşadığı Frankfurt şehrini 17 yıl hiç gündüz görmediğini ifade etmiştir. Sezgin'in bu yoğunlukta çalışmasında ona güç veren temel şeyin manevi duyguları olduğunu söyleyebiliriz. O, uğrunda çalıştığı yüce idealini gerçekleştirmek için ibadet aşkıyla çalıştığını söylemiştir. İlim öğrenmenin ve kitap okumanın temel kulluk görevi olan bir ibadet olduğuna inanmış ve bu ibadet aşkıyla çalışmalarını sürdürmüştür. İlim yolunda çalışan kişilere şu üç şeyi tavsiye etmiştir. Birincisi zühd, yani gereksiz meşgalelerden uzak durmak. İkincisi sabırlı olmak. Üçüncüsü de Allah korkusu ve insaf sahibi olmak. Fuat Sezgin ilmi çalışmalarında daima sabırlı ve kararlı olmuş, azmi hiçbir zaman elden bırakmamıştır. El yazmalarını anlayabilmek için bıkmadan, usanmadan gayret etmiş ve bazen bir el yazmasını çözebilmek için onu defalarca gözden geçirmekten kaçınmamıştır. Yine doktora tezi olarak çalıştığı Mecazül Kur'an isimli eserin ikinci bir nüshasını bulabilmek için büyük arayışlara girmiş, çok meşakkatli bir süreç sonunda o ikinci nüshayı elde edebilmiştir. Bunu gören hocası, yıllardır kendisinin de aynı nüshayı aradığını, ancak ne yaptıysa, nereye başvurduysa eli boş döndüğünü, sonunda ümidini kestiğini söylemiş, talebesi Fuat Sezgin'deki bu araştırma azmine hayran kaldığını ifade etmiştir. Bu azim ve kararlılıkla sürekli çalışan Sezgin, hocaya zaman zaman çevresinden çok çalışıp artık biraz dinlenme döneminin geldiğini söyleyenler olmuşsa da onlara ben kabirde dinleneceğim cevabını vermiştir. Bilim tarihi yolunda gösterilen insanüstü bir çaba. Az önce Fuat Sezgin'in Burak Elman'ın eserine bir ilave yazma niyetiyle başlayan çalışmasının daha sonra bilimler tarihini yeniden ele alan bir çalışmayla neticelendiğini söylemiştik. Sezgin,
O zamanlar dünyadaki bütün yazmaları gözden geçirerek yeni bir bilim tarihi kitabı yazma fikrini hocasına açtığında Ritter'in kendisine bunu yapamayacağını, aslında bunu hiç kimsenin yapamayacağını söylediğini ifade eder. Fakat buna rağmen Sezgin bu düşüncesinde ısrarlıdır ve ilk defa hocasının sözünü dinlemeyerek çalışmaya başlamıştır bile. Fuat Sezgin, tarihte hiç kimseye nasip olmayacak bu muhteşem çalışmasını yaparken 60'a yakın ülkede kütüphane çalışması yapmıştır. Sadece Kur'an tefsiri kısmında atıfta bulunduğu yazma eser kütüphanelerinin sayısı 60 civarında olup bunların çoğu ülkemizin dışındadır. Yine bu yolda pek çok yabancı dil öğrenmiştir ki bunların sayısının 27 olduğunu az önce söylemiştik. Bu çalışması neticesinde Sezgin'in ortaya koyduğu bazı gerçekleri şöyle sıralayabiliriz. Halife Me'mun tarafından çizdirilen dünya haritasını ortaya çıkarmıştır. Portekizlilerin modern denizciliğin kurucuları oldukları yönündeki iddiaların doğru olmadığını ortaya koymuştur. Çünkü Müslümanların kullandıkları haritalar 15. yüzyılda zaten Portekizlilere ulaşmıştır. Amerika'nın Müslüman denizciler tarafından keşfedildiğini ispatlamıştır. Ona göre Müslümanlar en geç 10. yüzyılın yarısından itibaren Amerika'ya gitmeye başlamışlardır. Yine Müslümanlar 15. yüzyılda Amerika haritasının bir kısmını yapmışlardır. Bunlarla birlikte Fuat Sezgin, dünyada matematiksel coğrafya konusunu yazan ilk kişidir. Bu büyük alimimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Sağlıcakla kalınız. Gayretimin bir kısmı bilim dünyasına hizmet ama diğer çok mühim bir gayesi ise koskoca bir İslam aleminin yitirmiş olduğu kendine hürmeti, güveni ve insanlık tarihindeki yerini hatırlatmak, kaybettiklerini kendisine iade etmek içindir. Bugün büyük Türk bilim tarihçisi, özellikle İslam bilim tarihinin eşsiz bir yere ve öneme sahip olan Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamızın aramızdan ayrılışının 3. yılı. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi olarak kendisine rahmet ve şükranla anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Fuat hocamız ayranlık, ayret uyandıracak çaba, çalışkanlık ve emekle eşsiz değerli eserler kaleme almıştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle İstanbul Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin kurulmasına da öncülük etmiştir. Hocamız çalışmalarıyla İslam biliminin akide değerlendirilmesi için eşsiz katkılarda bulunmuş, İslam bilim ve tekniğinin dünya bilim tarihi içerisindeki önemini ortaya çıkarmıştır. Bu eşsiz değerli katkısından ötürü de Cumhurbaşkanımız 2013 yılında kendisine Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü vermiştir. Ayrıca bu alanda yapılacak çalışmanı desteklemek, onun hep hayal ettiği projeleri gerçekleştirmek adına da bir vakıf kurulmuştur. İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Profesör Doktor Fuat Sezgin. Yine Cumhurbaşkanımız vefatından bir sonraki yıl, yani 2019 yılında ülkemizde Fuat Sezgin yılı ilan etmiştir. Açıkçası Fuat Sezgin'i keşfetmemiz Cumhurbaşkanımızın hocamıza gösterdiği özel ilgi ve alakayla olmuştur. Fuat Sezgin hocamızın eserleri, hayatı bu desteği gerçekten hak etmektedir. Bizler için, özellikle bilim tarihçileri için eşsiz önemi ise vurguladığımız gibi İslam medeniyetinin bilim ve teknik alanında insanlığa yaptığı eşsiz katkıları gösterebilmesi olmuştur. Gel gelelim, bilim tarihi açısından hakikat bu iken modern batı bu hakikati, gerçeği görmezden gelmiştir. Çünkü bilimi, bilgiyi, tarihi salt kendi merkezinden tek taraflı, ön yargılı, yanlış yönlendirici bir bakış açısıyla ele almıştır. Hocamızın İslam'da bilim ve teknikin ön sözünde aklı olarak belirttiği gibi, Batı'da tarihsel olgulara karşı adil olmayan bir periyotlaşma ile karşı karşıya kaldık. Rönesans'tan başlayarak Orta Çağ'daki başarılar, özellikle İslam bilim adamlarının İslam medeniyetinin yaptığı eşsiz katkılar her nedense sessizce geçiştirilmiştir. Hocamızın uzun yılların ürünü olan 18 ciltten oluşan büyük eseri Arap İslam bilim tarihinin amacı da budur.
İslam kültürünü kuşatıcı, akkanetli bir şekilde değerlendirmek, tıp, farmakoloji, zooloji, veterinerlik, simya, kimya, botanik, ziraat, matematik, astronomi, astroloji, meteoroloji ve ilgili alanlarda insanlığa olan etkileyici katkısını göstermektir. Hocamızın belirttiği gibi bu katkılar antik Yunan bilimine ve felsefesine yorumcu, şerci kalmamış, onu ciddi olarak geliştirmiş ve ilerletmiştir. Hocamızın yazdığı eserlerle ve müzede sergilenen aletler ve cihazlarla kendi ifadesiyle söylersek Batı'nın İslam medeniyetinin 800 yıllık bu başarına karşı küçümseyici tavrını değiştirmeyi amaçlamaktadır. Çünkü İslam medeniyeti tıptan, astronomiden, coğrafyadan tutalım da her alanda dönemindeki Batı'dan çok ileri olmuştur. Dahası İslam bilimi modern Batı'nın bilim, teknoloji, coğrafya gibi alanlarda yaptığı yeniliklere büyük pay sahibi olmuştur. Yani Batı'nın gelişimi ön yargılı bir şekilde kökleşen bir anlayışla belirtildiği gibi sadece antik Yunan'a dayanmamaktadır. Hatta hocamızın belirttiği gibi Batı'nın antik Yunan kültürüyle, felsefesiyle, bilimiyle tanışmaları bile İslam filozofları, İslam bilim adamları, alimleri kültürleriyle olmuştur. İslam medeniyeti altın çağındayken çeviri hareketleriyle önemli bir köprü görevi görmüş, Batı'da yaşanacak bilimsel gelişmeleri hazırlamıştır. Ancak hocamız bu gerçeği gösterirken bize şunu da söyler. Biz bulduk heyecanı ile değil, bilimler tarihinin bütünlüğü, insanlığın ortak bilimsel mirası prensibiyle hareket ediyoruz. Bu bakımdan kendisi bilim tarihine kim ne katkılarda bulunduysa dürüstçe, içtenlikle ortaya koymaya çalışır. Bir Müslüman bilim tarihçi olarak İslam medeniyetini körü körüne yüceltmekten uzak durmuştur. Bilimi kültürel sınırları aşan bir evrensellikle ele almış, tarihsel hakikati, tarihi gerçeği adil bir şekilde anlamaya çalışmıştır. Gördüğü tarihi hakikat de onu ve bizleri mutlu ve gururlu hissettirecek bir şekilde İslam medeniyetinin bilim tarihine yaptığı eşsiz katkıları olmuştur. Evet, İslam dini de büyük bir hoşgörü, fikir özgürlüğü ile bu etkileyici bilimsel ve felsefi gelişmeyi desteklemiştir. Bu bakımdan kendisi haklı olarak Müslümanları ile tanışmasaydı Batı'nın bilimsel ve jeopolitik kaderinin başka olacağını söyler. Batı'nın İslam medeniyetinin çocuğu olduğunu vurgular. İşte Fuat Sezgin hocamız İslam medeniyetinin bilim alanındaki katkılara dair bu hakikatleri adil bir şekilde açığa çıkarmaya çalışır. Hocamızın bu hakikatleri görünür kılması elbette kolay olmamıştır. Sayısız dil öğrenmiş, inanılmaz bir çalışma temposu içerisinde yaşamıştır. Bizlere de her daim, her yıl için bir dil öğrenmemizi tavsiye etmektedir. Bu bakımdan hocamızın bilgiyi, bilime olan sevgisi, coşkusu filozofçadır. Çünkü hocamız bir hikmet sevgisiyle peşinde olduğu yürüdüğü bir yolda eşsiz bir tefekkür hayatı kendisine kurmuştur. Bilim tarihindeki özgün çalışmaları bu hayatın ürünüdür. Bu hayat hakikat sevgisine dayanır. Açıkçası bu sevgi ona güç vermiş. Birçok insanın komisyonların yapabileceği şeyleri tek başına yapmıştır. Yine koşulsuz bu sevgi sayesinde modern dünyanın insanı insansızlaştıran baş döndürücü maddi, konformist yaşamına mesafeli olabilmiştir. Bu hikmet sevgisi bir hayat tarzı olduğu için ve hep yolda yürümeyi gerektirdiğinden emeklilik nedir bilmemiş, vefatına kadar çalışmayı sürdürebilmiştir. Evet, Fuat Sezgin hocamız bu dünyevi hayatta ömrünün sonuna kadar bu yazgıyla yaşamıştır. Bu bakımdan o biz genç akademisyenler için etkileyici bir model örnektir. Açıkçası hocamızın yürüdüğü bu bilgelik hikmet yolu bizlere de açılabilir. Yeter ki bu yolda yürümeye istekli, kararlı ve cesur olalım. Hocamızın yürüdüğü bu bilgelik hikmet yolunda yürüyebilecek bir hayat tarzı benimseyelim. Bu hayat tarzı ise onun hayatında gördüğümüz gibi emek isteyen, sevgi dolu, erdemlere dayanan, koşulsuz ama insanın büyük mutlulukları açacak bir yoldur. Bunu yapabildiğimiz takdirde bireysel ve toplumsal bir değişim yaşanabilmesi mümkün olabilecektir. Özellikle Batı'nın her şeyi araçsallaştıran, tek tipleştiren, hakikat yerine salt kendi çıkarlarıyla hareket eden,
tarihsel hakikatleri görmezden gelen aklına boyun eğmeyebiliriz. Bu değişim insansızlaşmış, çoraklaşmış, inanılmaz bir şekilde maddileşmiş ve bu bakımdan sayısız yıkıcı sorunlara yol açtığımız dünyamıza, hayatlarımıza bir canlılık, nefes, soluk, tazelenme getirebilir. Açıkçası hocamızın eserleri ve yaşamı bu esinle doludur. Evet, bugün kendisinin ölüm yıldönümü. Vefatı Türk akademisi, kültürü ve İslam medeniyeti için çok büyük bir kayıp. Ancak hocamız er büyük tefekkür insanı gibi er daim bize esin olacak büyük bir Türk bilim tarihçisiydi. Hayatı, hayatla bağı, akademik çalışmaları, disiplini bizler için örnek alınacak büyük bir alimdi. Yaptıkları ve yaşamıyla hayretler uyandıran bu büyük Türk bilim tarihçisinin filozofun değeri gün geçtikçe daha anlaşılacak ve bizlere esin kaynağı olacaktır. Eminiz ki mirası zaman içerisinde onun yaptığı gibi samimi, özgür, adil ve cesur bir şekilde yorumlanarak geliştirilecektir. Bugün Fuat Sezgin hocamızın aramızdan ayrılışının 3. yıl dönümü. Hocamızı sonsuz saygı ve rahmetle anıyoruz. İnsanlar vefasız. İnsanlar takdir etmiyorlar. İnsanlar kendilerinden değil de hep başkalarından bekliyorlar ve materyalist oluyorlar. Bugün Türkler, genelde de Müslümanlar, maddeye çok yönelmişler. Maddeyi tamamen inkar etsinler demiyorum ama öncelik veriyorlar. Maddenin peşinden koşuyorlar. Ona ulaşmak için birçok ahlaki prensipleri feda ediyorlar.